Selamun aleyküm gönlü güzel dostlarım. Ara soyunum diri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle salon bitkilerini çıktım. Burada paşa çadırım var. Paşa çadırım aç demişti arkadaşlar. Tam çekemedim şu an geçiyor. Bakın şöyle arkadaşlar, böyle minik minik açıyor arkadaşlar. Zaten begonya türü bu paşa çadır da zaten begonya türüne ait olduğu için genellikle hepsi aynı hani açıyor arkadaşlar, aynı tür açıyor. Yani çok fazla böyle değişik hani açma stilleri yok. Bildiğiniz üzere paşa çadırı arkadaşlar sadece kış ayında açan bir bitkidir. Arkaya doğru büyür, açacağı zaman ise şöyle bakın bir dal çıkartır. Dal çıkarttıktan sonra böyle onun öncesinde taze taze yapraklar verir. Daha sonra açmaya başlar. İlk açma aşaması arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle oluyor. Bakın maşallah subhanallah kış ayında yani Allah'ın yarattığı mucizeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yaz ayında açan çiçekler farklı, kış ayında açan çiçekler farklı. Bakın şöyle buradakiler de yeniden açmaya başlıyor. Bir taraftan taze yaprak geliyor, bir taraftan soluyor ve bir taraftan açmaya devam ediyor. Arkadaşlar ben bu paşa çadırını mutfağımdan menekşelerin olduğu tarafta konumlandırıyorum. Çünkü begonyalar, begonya türleri nemli, serin, ondan sonra çok fazla güneşi sevmezler. Perde arkası gelen güneşi sevdikleri için dostlarım mutfağımda bulunduruyorum, konumlandırıyorum. Burada ise antrodil çiçeği var arkadaşlar. Bu çiçek bana hediye geldi doğumumda. Arkadaşlar bildiğiniz üzere antrodil huzuru ve bereketi simgeler. Bana da doğumumda geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Yapraklarında böyle lekelenmeler var. Arkadaşlar bakın şöyle gördüğünüz üzere lekelenmeler var. Bunun sebebi ise bakın bunun saksısı değişecek. Kökleri dışarıda arkadaşlar. Kökleri dışarıda, toprağa kaliteli bir toprak değil. Toprağa kaliteli olmayan bir bitki arkadaşlar. Gördüğünüz üzere maalesef böyle lekelenmeler olabiliyor. Ben buna toprak değişimi yapacağım. Toprak değişiminden sonra arkadaşlar altına bakacağım. Hormon bezi var mı diye saksısından çıkartıp hormon bezine bakacağım. Daha sonra ise direkt yumurta kürü vereceğim. Çünkü yumurta bildiğiniz üzere çok güzel ve hızlı iyileştirebilir özelliği var. Yapraklarına bakın hepsinde böyle lekelenmeler mevcut. Allah'ın izniyle bakın arkadaşlar şöyle tekrardan göstereyim. Lekelenmeler mevcut. Bir sulama yaptım. Saksı dar olduğu için tezgahımın üzeri falan tüm hani bayağı bir sıkıntı yaşadım. Kan döküldü. Kökleri dışarıda rahat zaten saksı da küçük olduğu için arkadaşlar şöyle sallanma yaşıyor. Sallanma yaşadığı için de bayağı bir sıkıntıda. Şu an nefes alamayacak bir durumda. Bu antrodil çiçeği. Bunun hakkında konuşalım. Bu çiçek nerede konumlandırır? Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle barış çiçeğinde ikisini aynı yan yana konumlandırıyorum. İkisi de şöyle uzak bir çekim alın. Salon bitkisi olduğu için arkadaşlar ikisi de perde arkası gelen doğu tarafında konumlandır. Hani doğu tarafını serin tarafı seven, perde arkası gelen ışığı seven, serin ortamı sevdiği için ikisini antrodil çiçeğiyle baş çiçeğini aynı yerde konumlandırıyorum. Bana geldiğinde birazcık daha soluktu. Yaprakların parlaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yaprağında çiçekçiler bildiğiniz gibi benim bakın şöyle ikisini karşılaştırmak istiyorum parlaklığını. Bu birazcık yağlı gibi. Bazen çiçekçiler bunlara fısfıs spreyi sıkıyorlar. Bazen de hani sizlere tarif etmiştim ya çiçekçiler bunu çok kullanıyor. Fısfıs spreyinin içine ne zeytinyağı veya sıvı yağ koyduğunda sıktığında parlak oluyor. Bu da aynı şekilde sanırım benim çiçeğim de çok parlak. Bakın bunun yapısını görüyorsunuz düz. Bu çiçeğimde elim şöyle bir yağlanıyor. Size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Parlak olması için çiçekler genellikle kendilerine uygun fısfıs spreyi kullanıyor. Veyahut da dediğim gibi fısfıs spreyin içine yağ sıkıp öyle de hani
koyabiliyorlar. Peki ben bugün özellikle saksı değiştireceğim ama özellikle anteryum çiçeğim için bir kür uygulaması yapacağım. Ve diğer begonyam paşa çadırım için bir kür uygulaması yapacağım. Ben anteryum çiçeği arkadaşlar bakın bir tarafı çok koyu yaprakken bir tarafı uçuk fıstık yeşil gibi. Bunları eşit olarak dengelemek istiyorum. Peki bunu eşit olarak nasıl dengeleyebilirim? Onun hakkında konuşacağız ve neler yapabiliriz? Onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim her zaman kullandığımız bir kür var. Ve buna hani mesela kalonşalarda çok kullanıyoruz. Yaprak güzelini en çok yaprak güzelini kullanıyoruz. Daha sonra kalonşalarda kullanıyorum ben. Bildiğiniz üzere yaprak güzelinin diğer ismi çay çiçeği. Çay çiçeği neden denir? Çünkü rengini çaydan aldığı için dostlarım. Ben de bugün çay vereceğim. Bakın burası sırf arıdem. Çünkü çay arkadaşlar çiçeklerin rengini koyulaştırmakta çok büyük etken faydası var ve ben de bundan yararlanmak istiyorum. Renklerini koyulaştırmak istiyorum. Şu hastalıklı bölgeyi arkadaşlar bakın şöyle öncelikle önce şöyle kökünden keseceğim. Göstermek amaçlı gösteriyorum. Arkadaşlar şuradan kesin ki hastalıklı bölge gitsin. Ondan sonra diğerlerinde zarar vermesin. Daha sonra zaten saksı değişiminden sonra ufak bir budama işlemi yapacağım. Ondan sonra çiçeklerimin daha canlı, daha katlı olmasını istediğim için budama işlemi yapacağım ve sizlere de göstereceğim. Şimdi kürüme geçiyorum. Şimdi dostlarım burada 1 litre suyum var. 1 litre suyun içine 1 su bardağı arı demimi katıyorum. Bakın gördüğünüz üzere çayın posasında zaten görüyorsunuz. Soğuk olsun çayınız, sıcak olmasın. Eğer suyunuz soğuksa arkadaşlar, bu suyunuz soğuksa çiçeklerinize şöyle yapabilirsiniz. Sıcak çay da hani katabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz üzere kış ayında hani soğuk suyla sulamıyoruz. Soğuk suyla hiçbir işlem yapmıyoruz. Çünkü çiçeklerimize çok aşırı zararı var dostlarım. Çiçeklerimi şöyle dostlarım bir su bardağı girecek şekilde kürümü döküyorum. Rengini yerine gelmesini, eşitlenmesini istiyorum. Tekrardan şöyle arkadaşlar bir su bardağı gelecek şekilde şöyle an şeyimi döküyorum. Bakın şöyle. Bakın şöyle dökülüyor arkadaşlar etrafına. Çünkü saksı çok dar. Sonradan boğazına toprak eklemişler çiçekçi dostlarımız. Ondan sonra ama maalesef hiç işe yaramamış ve değişmesi gerekiyor. Tabii onlar da kendilerine göre haklı. Hepsine kaliteli toprak hani şey nasıl kullansınlar. Çünkü yani mümkün değil büyük hani sürekli ilgilenmek. Dostlarım bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Salon çiçeklerinizin rengi soluk geliyorsa, parlak gelmiyorsa, hani bayağı bir hoşunuza gitmiyorsa veya aynı benim anteryum çiçeğimde olduğu gibi dostlarım renk eşitsizliği varsa çay verebilirsiniz. Bu renk eşitsizliğini ortadan kaldırıyor ve rengini koyulaştırma yapıyor. Ve ben de rengini daha koyulaştırmak istediğim çiçeklerim olduğu zaman çay kürü çay işlemi yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer açmayan bir çiçeğiniz varsa içine çayın bir çay kaşığı 1 litre suya 1 su bardağı dem attıktan sonra bir çay kaşığı da şeker atarak da verebilirsiniz çayınızı. Hem açmasını sağlar hem de rengin koyulaşmasını sağlar dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Size en güzel olan Allah'a emanet ederek tekrardan vedalaşıyorum. Sağlıcakla kalın güzel dostlarım. Umarım çiçekleriniz böyle böyle renk renk güzel güzel açar. Kış ayınızda böyle evinize neşelendirecek şekilde çiçekleriniz açmış olur sevgili dostlarım.